meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet. Heute habe ich vor, ein Video auf Türkisch zu drehen. Bitte drückt jetzt nicht sofort auf Daumen runter, weil ich werde ein Video mit meinem Mann drehen und mit ihm kann ich halt nur Türkisch reden. Und ja, deswegen, vielleicht ist es einfach mal was anderes und ihr guckt mir einfach mal zu, mich in einer anderen Sprache zu hören. Vielleicht ist das ja doch was für euch. Also ich habe 500 Videos gedreht und wenn eins davon Türkisch ist, denke ich, könnt ihr mir das bestimmt verzeihen. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün işte dediğim gibi Türkçe video çekeceğim ilk defa. Şu an inanılmaz tuhaf hissediyorum kendimi. Başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Lütfen, lütfen ama lütfen. Şimdi yorumlara yazacaksınız. Çok iyi biliyorum. Ay Türkçen çok berbat, Türkçen çok kötü. Ay Türkçen şive var bilmem ne cart curt. Lütfen öyle yorumlar yapmayın yani. Çünkü biliyorum Türkçem kötü olduğunu yani. Yok, kötü değil, gayet iyi. Ya ne bileyim şimdi onlara değişik geldiği için belki yani düşünüyorum. Aa biliyor musunuz yazın yazın istediğiniz her şeyi yazın. Bugün serbestsiniz. İşte eşim bir haftadır yoktu, yurt dışına gitti, yeni geldi. Ben de ona dedim ki madem yurt dışındasın o zaman bana Watson's Gratis tarz mağazadan bana lütfen 150 TL'lik alışveriş yap dedim. Ama bana lütfen ne aldığını söyleme dedik. Ve bununla geldi yani şu an. Yani bu ne? Çok az almışsın kuzum. 150 liraya o kadar verdiler. Vallahi mi? Yazık. Üst bavul verecek halleri yok herhalde. Şimdi bu sorun var. Şimdi Almanya'da diyorlar, 100 euroluk gidip DM'den alışveriş yapıyorlar. Kocaman poşetlerle geliyorlar. Yani 100 euroya çok çok daha fazla alışveriş yapabiliyorlar. Hani biz gidiyoruz 100 liralık, 150 liralık alışveriş yapıyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz. Aman hiçbir şey almamışız yani. Problem o. Yani paranın değeri biraz düşük mü De şimdi desen? içinde ne olduğuna bağlı. 1500, 2000, 1500, 2000 euroya yüzük alırsın, elmas alırsın, ufacık bir şey. E tabi orası öyle de ama şimdi Neye göre, kime Watson's göre değişir. gratis. Watson's Ya gratis. ben o dediğinin ne olduğunu bile bilmiyorum yani. Ben bunları aldığıma dua Sen ettim. nereden aldın bunu? Bilmiyorum ne elime geçerse aldım İyi bunu. tamam hadi başlayalım diyelim. Okey. Gözlerim Tam kapalı. sana göre şeyler aldım. Valla çok merak ettim. Hani şu an böyle duyuyorum. Sanki Hamza'ya bir şey aldı. Çıngırak gibi bir şey almışındır. Evet, doğru. E ne söylüyorsun doğru olduğunu? E sen söyledin ya işte. Neyse artık sürpriz gitti yani. Neyse. Bunu var ya inanılmaz iyi düşünmüşsün. O He bunu ışıklı, ışıklıymış. ışıklı aynaya yapıştırıyorsun. Aynen yapıştırıyorsun, aynen. Aşkım. Bunu çok iyi düşünmüşsün çünkü ben de zaten aman aman pek fazla yakınlaştırmayayım. Çünkü her şey ortaya çıkıyor. Zaten yakınlığı gösteriyor. Ama şu an pil yok içinde değil mi? Pil yok, yok He. pil. Keşke Pil olmadığı olsaydı. için. İnanılmaz iyi düşünmüşsün. Gerçekten ihtiyacım vardı zaten. Helal be, helal. Çok iyi tanımışsın beni. Aşk itam beni. Olmamış. Evet. Hamza'ya çıngırak. Evet. Aa, Duri. O böyle şeyleri çok seviyor. Fazla göstermeme gerek yok. Bu çok iyi. İyi ses çıkartıyor ama fark ettim ki artık kafamızı şişiriyor. Onu Hamza'ya aldım. Sana değil. Tamam bırakabilirsin. Ne bileyim çok hoşuma gitti şu an. Devam edelim. Bu O ne? çöp. Ya Onun çöpün. şu an konumuzla bir alakası yok. Kuzum benim. Aşk itam. Bir kere ne oldu biliyor musunuz? Ben şimdi eşime öyle hitap ediyorum ya. Siz eşinize nasıl hitap ediyorsunuz bilmiyorum ama. İşte kuzum, aşkım aslında böyle şeyleri ben sevmiyorum. Dışarıda da pek fazla kullanmam yani. Normalde hep isminle hitap ederim. Canım eşim. Telefonuma da öyle kaydettim ben canım eşimi. Canım eşim diye. Ondan sonra bir gün ne oldu? Telefonunu mu bulamadı Sami Bey? Ondan sonra ben onu aradım hani çaldı beni dedi. Ben de aradım onu. Ondan sonra bir telefona baktım. Sizce ne olarak kaydetmişti beni? Hiç oradan gülme öyle. Ebru Ergüner diye. Düşünebiliyor musunuz? Ben böyle oldum şok. Bu ne? İnsan istiyor ki böyle çok güzel şeyler yazsın böyle. Canım karıcığım, güzel karıcığım,
Ne bileyim. Hatunum ama şimdi ne hanım, yazıyor? Hanım yazıyor. Aa, ya. Hanım yazıyor en şimdi. Temizi. He? En temiz işte hanım ya yazıyor. öyle de hani ne bileyim hani böyle tamam anlıyorum seni de hani güzel karıcığım ne bileyim bir şey yazdığın zaman hani diyelim arkadaşın yanında telefonun çalıyor o zaman. Şimdi bizim arkadaş grubunda herkesin telefonu çaldığı zaman herkes de hanım yazıyor. Ha öyle mi? 5-6 kişi bir arıyoruz valla. Oturuyoruz Okey. böyle herkesin telefonu çalıyor zaten herkesin karısının arama zamanı da aynı zaten. Eve geç kaldığımız zaman herkes aynı Aynı zamanda zamanda arıyor. arıyor. Telefonlar duruyor. Bir oradan hanım arıyor. Hanım, 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 hanım. Bizim bizimki aynı. Evet, devam ediyor. Bu da mı çöp? Evet, sanırım o da çöp. Laşa mı girdin? Ne? Laş. Laş ne ya? Onun ne olduğunu inan ben de bilmiyorum. Sabun gibi bir şey Sabun herhalde. da değilmiş. Ama çok değişik bir şey. Dikkat et, dökme. Ben biliyorum bunu. O Banyoda köpürüyor. bilmiyorum. Küvete atıyorsun. Vallahi bilmiyorum. Tam Ya kuzum niye bilmeden bir şey anlaşamadım. alıyorsun ki Hayır sırf yani? sadece güzel görünüyor. Bir de sen böyle değişik şeyleri Ya da seversin diye. kalbini mi para Ki veriyorsun? bir de evet kalp işareti vardı Evet evet işte. kesin yani. Değişik bir şeydi o yani. Çok komik. Küvet için bir şey alıyor bana. Bunu küvetin içine koyuyorsun, suyun içine. Ondan sonra köpürüyor böyle wellness gibi oluyor. Ama Emin misin? küvetimiz yok. Ama çok güzel kokuyor yani baksana ona. Çok güzel kokuyor da Ve küvet yok üstündeki kuzum. değişik şeyler de var. Bilmiyorum yani ne olduğunu. Bence sen Nasıl yanlış biliyor kullanacağız olabilirsin. diyelim biz bunu? Kullanamayacağız. Ama çok güzel. Yani düşünmüşsün de maalesef olmamış. Bunu biliyorum ben. Dur. Bak görmeden biliyorum şu an. Var ya sen. Oh my Ne? god. Yani bak. Bak. Cidden hiç bak. Yukarıda Allah var yemin ederim. Şeyin içine bakmadım. Şimdi dönüyorum arkamı. Ve size ürünü gösteriyorum. Ve ne olduğunu söylüyorum size. Beckmans temizlikçi şey değil mi? Beckmans. Değil mi? Evet, markası öyleymiş Ya. ben de. Bak dedim ey. Pardon. Doktor Beckman'ın temizlikçi. Bu ne yazıyor ya? Ketçup. Ya aşk olsun. Hayır onun üstüne yemek çok döküyorsun ya yemek E yerken tamam orası doğru hani da bunu. lekeleri çıkarmakta daha kolay olsun diye aldım. Ay çok teşekkür ederim. Ben de zannettim hani çok pissin Yok kesinlikle diye. ondan değil. Şu an şey yapıyorsun değil mi? İroni konuşuyorsun. Yo normal konuşuyorum. İşte bile. Yani teşekkür ederim. Ne diyeyim Ya yani? çok anlamlı bir hediye aslında. Çok teşekkür ederim. Bunu Hamza için kullansam daha mantıklı olur. Çünkü ek gıdaya başladık biliyorsunuz. Ve üstünü berbat yani bir şekilde her seferinde. Batırıyor beyefendi. Bu kadar... Bunu da bakmadan biliyorum yani. Pes. Pes, pes, pes. Söyleyeyim mi? Dur. Çöp poşeti. Çöp poşeti almış bana. Ben de zannettim sen bana hani ne bileyim makyaj bir şey aldın yok. Kaş boyası ne bileyim. Ben o şeyden anlamam. Onun için sadece işte o yakın gösteren aynayı aldım sadece. İnanır mısınız? Şu an ben şoktayım. 100 liraya bu kadar mı alabildin? Orası aşağı yukarı yani 95-100 lari ediyor. Türk lirası karşılığı 150 TL. Şaka mı bu? Gerçek yok. Ciddi misin sen şu Çok an? ciddiyim. Bak, o ayna kaç lari biliyor musun? Kaç? 45 lari. Yani 65 lira falan. Yani görüyorsunuz 65 TL. ne bileyim o kadar Ama Tiflis pahalı bir yer yani ucuz bir yer değil öyle. en güzeli bu açıkçası. Yani diğer ürünlere fazla şey yapamadım kuzum. Yani bir daha ben seni alışverişe yollamayacağım yani. Sen yollamadın ki zaten. Sen yollasan bana sipariş verirsin. O zaman versen bile sen her seferinde diyorum mesela bir domates getir. 3 kilo domates de geliyor. İçecek getir 5 tane içecek alıyor. Yani hep çok çok fazla alıyor da bugün şu an ben biraz hüsrana Hayır üredim. yani yüzleri geçmesin dedin. Ben de yüzlerilik aldım sadece. Evet arkadaşlar maalesef bu kadar. Video bitti. Size gösterecek başka ürünüm Sen kalmadı şu şimdi an. niye Türkçe çekiyorsun ki? Ben seninle Almanca mı konuşacağım kuzum? Hayır Almanca konuş. Bana Türkçe taraflarını söyle. O zaman biz yarın daha burada otururuz. Şimdi bir Türkçe kim izleyecek ki bu videoyu? Evet Türk takipçilerim yok mu? Hepsi orada. Gösterin kendinizi. Gösterin lütfen kendinizi. Çünkü
Sami Bey her zaman yorumları okuduğun zaman, tabii ki her seferinde Almanca okuyor, hiç Türkçe okumuyor ama Türkçe'ye çevirip okuyorum. o da yanlış bir şeyler çıktı. Lütfen gösterin bugün kendinizi. Yorum yazın, like yapın. Hepsini Sami Beycik görsün. Ya video bu kadar. Dediğim gibi beğendiyseniz yorum yapın, likelayın videomu, paylaşın. Her şeyi yapın, beni destekleyin, Instagram'a uğrayın, orada likelayın, orada fotoğraflarımı beğenin, her şeyi yapın. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz. Sevgiler, saygılar. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.